Ne hissediyorsun? Çok iyi bence ya. Yemeklerden önce yiyebilirim veya yemeklerden sonra da yiyebilirim. Tatlı benim için çok vazgeçilmez bir şey. Ben aşırı enerji buluyorum. Yani bir şeyde eksiklik hissettiğimde mutlaka sığınıyorum. Tiramisu'ya bayılırım. Tatlısız bir öğün düşünemiyorum ben. Tatlı ayırmaksızın hepsini seviyorum açıkçası. Yeter ki şeker olsun. Şeker, beynin ödül bölgesini harekete geçirerek bizi baştan çıkartan son derece tatlı bir baş belası. See, take this oatmeal cookie. It's important. It means whole lot to me. İkram edildiğinde gözlerimiz parlıyor. Kahvenin yanındaysa onun için her zaman bir yerimiz var. Aslında hiç fark etmediğimiz şeylerde de şeker var. Mesela ketçabın içinde yoğun miktarda şeker var, ketçap. Yani gidiyorsun tuzlu kurabiye diyorsunuz değil mi? Tuzlu kurabiye. Yani sanki hiç şeker tadı yokmuş, olay tamamen tuzdan ve hamurdan ibaretmiş gibi. Onun içinde bir şeker var. Her şeyde şeker var. Gizlenmiş şekilde. Sakaroz, fruktoz, glikoz, dekstroz, laktoz, maltoz ve dahası. Oz ile biten neredeyse her şey şeker. Ve artık o kadar bizden biri ki onu marketlerden kaldırsak elimizde ürünlerin sadece %20'si kalır. Şeker bizim için çay şekerinden daha fazlası sanki. Son zamanlarda da trend olan ve sağlıklı gördüğümüz bir kahvaltıyı ele alalım. Ortalama bir kase kahvaltılık gevrek ve biraz yoğurt. Bu yaklaşık 10 çay kaşığı şeker demek. Bu sadece bir öğünümüz. Peki, şekerin bu kadar çok ürüne katılması tesadüf mü? Tabii ki değil. Ama şekerden söz ediyoruz. İnsanların aklı karıştı. Şeker gerçekten zararlı mı? Çoğu kez sevgimizi şekerle gösteriyoruz. Durun bir dakika. Bana ne yiyeceğimi söyleyemezsiniz. Şekerin ideal ölçüsünü bulmakta hep zorlanırız. Well. It's good. Fakat konu paketli ürünler olunca hepsi ağzımıza layıktır. Holy cow. Yeah. Wow. That is good stuff. Çünkü 1970'lerde Howard Moscovitz, ürünlerin şeker oranı arttıkça insanlar tarafından daha çok sevildiğini keşfederek ürünlere katılacak doğru ölçüyü bulmuş. Ne fazla ne az. Buna da mutluluk noktası adı verilmiş. So I discovered the bliss point and that's what it was christened, the bliss point. Elbette bu kadar mutluluk karşılıksız değil. Her şeyin bir bedeli var. Araştırmalar, şekerin beynin çalışmasını sekteye uğrattığını ve birçok metabolik hastalığa sebep olduğunu söylüyor. Hastalarımızın büyük bir kısmı şeker hastası. Bazen bizim hani devlet hastanesinde hep olurdu. Hocam benim şekerim var. Orada söylediğimiz şey şu olurdu, yatan hastalarda, ayaktan hastalarda. Zaten bu programa gelenlerin yarısı şeker hastası. Brown Üniversitesi, bağımlılık ve ödüllendirme davranışlarımızın çok benzediği farelerle bir deney yapmış. Siyah fareye sağlıklı gıdalar verilirken, kırmızı fareye bizim her gün tükettiğimiz şekerli gıdalar verilmiş. Ve fareler onlara öğretilen hedefe ulaşmaları için suya bırakılmış. Sonuç tam bir trajedi. Siyah fare hedefe tereddütsüz giderken, kırmızı fare ise deliye dönmüş durumda. Hedef noktasını bulamamış. Senelerce MS'le mücadele eden ve 4 yıl boyunca tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş Dr. Terry Walsh'a beslenme alışkanlıklarını değiştirerek kendini iyileştirmiş. Artık işine bisikletle gidiyor. Bu durumsa kayıtlara Walsh protokolü olarak geçmiş. Yani dengeli ve sağlıklı beslenme ile iyileşme. Bütün bunlar bize kabullenmek istemesek de şu gerçeği söylüyor. Şeker, güzel vücudumuzu ve beynimizi adeta mahvediyor. Aslında siz bile yoldan geçen birinin ne kadar çok şeker tükettiğini anlayabilirsiniz, kolaylıkla anlayabilirsiniz. Göbek bölgesi özellikle zaten çok fazla yağlanmıştır. Orana baktığınızda ciddi olarak göbek bölgesinde bir yağlanma görürsünüz.
Böyle bir sorun geçmişte yoktu. Avcı toplayıcı atalarımız şekeri meyve ve sebzelerden ya da sert şeker kamışlarından doğal yollarla alıyorlardı. Fakat sonrasında bazı girişimci insanlar şeker kamışından şekeri çıkarttı, kristalleştirdi. İnsanları mutlu ettiği ve yedikçe acıktırdığını fark eden gıda devleri ise bütün ürünlerde mutluluk noktası kadar şeker kullandı. Eskiden şeker bizim için çok değerliydi ve az bulunurdu. Ama sonradan günlük yaşamımıza girmeye başladıkça şeker başımıza bela almaya başladı. Örnek vermek gerekirse portakal suyunda 10 küp, domates sosunda 6 küp, kahvaltılık gevreğin bir porsiyonundaysa tam 7 küp şeker var. Hazır ve paketli gıdaların uzun vadeli, yani raf ömürlerinin uzun olması için mecburen belli başlı zaten katkı maddeleri katılıyor. Katkı maddelerin içinde şeker olma olasılığı da çok yüksek. Dolayısıyla hazır gıdaların çoğunda zaten şeker var. Bizim burada neyi tercih ettiğimiz önemli. Sadece ürünlere katmakla kalmadık üstelik. Makineler de icat ettik. Meyve sıkma makinesi gibi. Elma, içinde lif ve yeteri kadar şeker bulunduran mükemmel bir meyve. Lifleri sayesinde tok hissettiğimiz için iki tanesini üst üste çok zor yeriz. Fakat elmanın bir bardak suyunu elde etmek istiyorsak, 4 tanesini sıkmamız gerekir. Bu da onu bütün liflerinden ayırıp sadece şekere dönüştürmek demek. Hem de 16 kaşık şekere. Unutmayın, bir ürün ne kadar tatlıysa o kadar satar. Ve şekerle neredeyse her şey yenebilir. Yani insanoğlu sürekli bisküvi tüketip, hem de içinde şeker de var. Yani şeker de var, zaten kendisi bir un ürünü. Yani nasıl sağlıklı kalmayı hedefleyebilir? Bir de bağımlılık konusu var tabii. Bilim, şekerin kokainden 8 kat daha fazla bağımlılık yaptığını söylüyor. Ben ölüyorum artık tatlı için. Kaçıncı tatlı diyorum ve cheesecake yani. Şeker kısa süreli de olsa işte o hızlı yükselme sırasında bir serotonin, mutluluk hormonu salgılatıyor. Buna bağımlı hale geliyoruz. Dolayısıyla aslında burada konuşulacak şey bu bağımlılık sürecine nasıl yönetebiliriz? Yani evet şeker bağımlılık yapıyor artık bunu hepimiz biliyoruz. Bu bağımlılık sürecinde yerine ne koyabiliriz? Yerini nasıl doldurabilirim? Hello Homer, I'm George Harrison. Oh my god, oh my god! Where did you get that brownie? Over there, there's a big pile of them. Yani aslında bir zamanlar temel enerji kaynağımız olan şeker, endüstriyel haliyle vücudumuz için en büyük tehdit haline geldi. Bu paketli gıdaların tüketimi, paketli gıdalara yönelim, hele şu pandemi süreci, son 2-3 yıl evdeydik. O evdeki beslenme şeklimiz, beslenme tarzımız, beslenme alışkanlıklarımız gerçekten bizim kronik hastalıklara yakalanma riskimizi çok arttırdı. O çok sevdiğimiz baklavadan ya da ağzımızda dağılan nefis kurabiyeden bir ısırık aldığımızda sadece çok küçük bir kısmı tat tomurcuklarımıza değiyor. Geriye kalan büyük parçayı ise yutuyoruz. Sonrasında o parça yemek borumuzdan mideye gidiyor. Ardından bağırsaklardan kana karışıyor. Burada alınan şeker, yani karbonhidrat, vücuttaki hücrelere dağılıyor. Hücreleri ev olarak düşünelim. Şekerse biz insanlar olsun. Evlerin görevi bizi içeriye almak ve enerjiye dönüştürmek. Bunu da yapıyorlar zaten. Peki yanımızda gereğinden fazla kişi getirirsek, yani gereğinden fazla şeker tüketirsek, evler bu kadar çok kişiyi içeriye almak istemez. Dışarıda kalanların bir kısmı yağa dönüşür. Bu yağ ise bel ve göbek bölgesinde birikir. Geriye kanda ne yağ dönüşen ne de içeriye girebilen kişiler kalır. Bu kişilerin kanda kalmasıyla şeker yükselir, dengemizi bozar ve bu da organlarımıza yansır. Domino etkisi gibi dalga dalga sorunlara merhaba deriz. Kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği, felçler, Alzheimer, depresyon, şiddet içeren davranışlar. Şekerleri vereyim ben. Tabii ki. Teşekkür ederim. Sadece bu kadar da değil. O gözaltı torbalarımız, cildimizdeki sivilceler, hepsinin arkasında şeker var. Sivilceler oluyor. Hiç olmaması gerek. Diyor ki ya annemde olmamış, babamda olmamış ama ben diyorum ki ne yedin? Orada yediklerini sorguladığınızda ya abur cubur çok yiyor,
ya gerçekten hazır gıda yiyor. Ben yıllardır şeker kullanıyorum ama iyiyim diyebilirsiniz. Çünkü şekersiz bir hayatı yaşamadınız. Sen madem bu kadar aklı selim bir insansın, o zaman şekeri bırak. Ben aklı selim bir insanım mı dedim? Şeker kullanan birisinin verdiği akla ben nasıl inanayım yani zaten? Ben yaklaşık 2 yıldır şeker kullanmıyorum. 4 yıldır kullanmıyorum. Şekersiz ve çikolatasız duramayan bir insandım. Çikolatayı çok seviyordum. Bana zarar verdiğini öğrendikten sonra ve bağımlılık yaptığını öğrendikten sonra aslında bırakmaya karar verdim. Bir deneme sürecim oldu önce tabii ki. Hani 30 gün kendime dedim ki bu 30 gün bir deneyeyim hani bunun yerine işte meyve yiyeyim. 30 gün sonunda dedim ki tamam yani böyle de yaşayabiliyorum yani yapabiliyorum. Çok okudum. Çok fazla kitapta da karşıma çıktı. Şekerin bir zehir olduğu, aslında çocuklara neden bunun verildiğine dair birçok sorgulama karşıma çıktı. Şekerin insanların hayatında hiçbir yerinin olmadığı, bize zehir etkisi olduğunu çok fazla gördüm. Ve bu yüzden bir denemek istedim, 21 gün denemek istedim. Ondan sonra baktım ki bir farklılıklar oluyor vücudumda ve bana iyi geliyor onu bırakmak ve alternatifi de var. Bu şekilde bıraktım. Yani daha dinç hissettim, daha gün içerisinde enerjim yüksek oldu. Vücudumda çok fazla değişiklik hissettim. Özellikle cildimde. Cildimde bariz, gözle görülür değişimler oldu. Vücudumda şöyle söyleyeyim, 10-15 kilo verdim yaklaşık, bu kilo vermiş halim. Onun dışında psikolojik olarak güne enerjik başlıyorum artık. Gerçekten onun etkisini hissediyorum. Yanında spor yaptığım zaman onun etkisini hissediyorum. Daha az yorgun hissediyorum ve ben bunu şekere bağlıyorum açıkçası. Şu anda canım evet tatlı yemek istiyor ama gidip sağlıklı olanı tercih ediyorum. Yani öyle bastırıyorum o isteğimi. Denemelerini tavsiye ediyorum çünkü hayatta gerçekten çok fazla şey değişiyor. Ülkemizde 1990'lı yılların sonunda şeker hastası olan kişilerin oranı %7,2 idi. Bu oranın 2030 yılı gibi yakın bir zamanda %12,4 olması bekleniyor. Şekerin neden olduğu ölümlerse otomobil kazalarından daha fazla. Baktığınızda görebilirsiniz ya da günümüzün aslında yaygın, bulaşıcı bir hastalığı gibi çok fazla dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, otizm, hatta Alzheimer'a tip 3 diyabet deniliyor artık. Peki ya canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımız? Hedef kitlesi çocuklar olan ürünlerin pek çoğu aşırı miktarda şeker içeriyor. Farelerle yapılan çalışma, kronik şeker tüketiminin beyinde çocuklukta yapılan istismar kadar hasar oluşturduğunu gösterdi. Şeker bizi hiçbir zaman daha iyi bir noktaya götürmeyecek. Çünkü bizim bununla savaşacak yeterli kapasitemiz yok. Pankreasımızdan sürekli insülin salgılanıyor. Çok büyük yani vücutta normalde yavaş olan bu denge dışarıdan şeker girişiyle adeta darmadağın oluyor. Anlık mutlulukların sonu mutsuzlukla bitecek. Çözümse çok basit. Daha az şeker yemeliyiz. Kesinlikle. Sorun şekerin fazla alınması. Kimse sizden şekeri tamamen kesmenizi, sizi mutsuz eden diyetlere bağlı kalmanızı istemiyor. Bana sorarlar Ayşe ne için diyet yapman? Yapamam canım. Çünkü arsızım. Canım çekti bir şeyi mutlak yapacağım yiyeyim. Haftada bir, 2 haftada bir. Yapabilenler için ayda bir. Ha, yapabiliyorsanız okey hiç yemeyelim tamam. Ama burada da şu çok yorucu oluyor. Şimdi bir dilim kek yemek istiyorsunuz. Çok istiyorsunuz. O kadar çok istiyorsunuz. Çok da seviyorsunuz. Şimdi anneniz de güzel yapıyordu. Kek istiyorsunuz. O kekin yerine glutensiz, şekersiz bilmem ne tatlısı yapalım. Şimdi ne kadar tatmin olacaksınız? Tartışılan tüm gerçekler şekerin fazla tüketilmesiyle ilgili. Evet haftada bir. Bir dilim kek yiyebilir. Niye yemesin? Burada bir yol ayrımı var. Fazla, sürekli ve kronik tüketimin neden olduğu mutsuzluk mu? Yoksa en sevdiğimiz o nefis tatlıyı sadece haftanın bir günü yiyerek daha iyi bir hafıza, daha fazla üretkenlik, daha iyi bir cilt ve mutluluk mu? Seçim sizin.